Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde filme yazı eklemek konusunu işliyoruz. Oluşturduğumuz bir filme nasıl yazı ekleriz? Onu hep birlikte görelim. Buyurun, programımızı açalım. Yine son projelerden ders 8 projesini aktifleyerek Open komutuyla Edius'umu açıyorum, bir önceki projemi. Yeni bir sekans açıyorum. File pop-up menüsünden New sekans diyerek yeni bir sekans açtım. Neydi? Sekansımı açarken burada hangi klasörüm seçili ise onun içine açıyor yeni sekansımı. Hemen bu sekansımı aktifliyorum ve bu sekansımla ilgili değişiklikleri yapıyorum. Bu 11. dersimiz arkadaşlar. Ders 11 diyorum bu sekansın adına. Ve bunu da buradan sekansız klasörünün içine sürükleyip bırakıyorum. Sekansız klasörüne girdiğimde ders 11 isimli sekansımın burada olduğunu görüyorum. Hemen bunu save as komutuyla buradan ders 8 değil, ders 11 ismiyle kaydediyorum. Şöyle preview penceresini kısaltalım. Evet. Buradan yine jenerikler klasörümün içinden şuradan ya da buraya yeni bir klasör açayım. Campus diyorum. Ve üniversitemizin görüntülerinden oluşan bu klibi. Bakın şuradan izleyebiliyorum. Bilgisayara aktarıyorum. Daha sonra bunu timeline'ıma koyuyorum. Şimdi burada klibi timeline'a koyduktan sonra isterseniz bakın başında birazcık boşluk kaldı. Bu boşluğu şu şekilde alabilirsiniz. Ya klibi sürüklersiniz layer üzerinde ya da bu boşluk üzerinde sağ tuşla delete gap komutuyla direkt bu boşluğu elimine edebilirsiniz. Şimdi öğrendiğimiz bazı bilgileri de kullanarak klibin başını bulalım. Evet, bar bölümünü geçiyoruz. Şöyle barın bittiği noktaya doğru geliyorum ve buradan hassas bir şekilde kare modunda ilerleyerek tam görüntünün başladığı kareyi buluyorum. İzleme çubuğu buradayken klavye üstünde N harfine basarak klibimi de aktifledikten sonra N harfine basarak baştaki boşluğu böylece temizlemiş oluyorum. Şimdi zaten örnek uygulamalarda bir filmin nasıl montajını göreceğiz. Bunu görmeden önce bunu bitmiş bir film olarak farz edelim. Bunlar ham görüntülerimizdir. Ve bu filme nasıl yazı ekleriz? Bu dersimizde onu görelim. Timeline'ımı biraz şöyle yukarıya çıkartayım. Neydi filmin üstüne yazı ekleyebileceğim? Edius'a özel. Burada bir T harfiyle gösterilen
özel bir text layer'ım var. Ben Edius'ta yine video ve audio layer'larında olduğu gibi dilediğim sayıda text layer'ı ekleyebilirim. Yine sağ tuştan add komutuyla add T-track above ya da below, yani bulunduğu train altına ya da üstüne ilave track'lar koyabilirim. Şöyle ki bir tane daha track ekliyorum. Below seçeneğini tıkladığım için benim train'in altında yeni bir text track'ı gelmiş oldu. Ama ben şu anda tek track'le bana yeter. O yüzden delete komutuyla bunu siliyorum. Track text stream aktif iken buraya yazı eklememin birkaç yöntemi var. Yöntem 1, yazı eklemek istediğiniz noktaya ilk önce izleme çubuğunuzu getiriyorsunuz. Farz edelim filmin burasında şöyle bizim fakülte binalarımızdan birkaçını görüyorsunuz. Şurada izleme çubuğum buradayken text layer'ın üzerinde sağ tuşla new clip komutundan quick titler, yani Edius'un kendisinden gelen bir title programı, yazı programı. Bunu tıklayarak quick titler programına ulaşıyorum. Burada background'da, preview'da izleme çubuğunuz neredeyse onun bir fotoğrafını görüyorsunuz. Ve şurada yanıp sönen bir imlecim var. Bu bana yazı yazabilirim anlamına geliyor. Ve buraya yazmak istediğim yazıyı yazıyorum. Lefke Avrupa Üniversitesi. Tabii şu anda çok büyük. Kendi default'tan gelen yazı stili çok büyük olduğu için burada aslında hepsini yazdım, bakın. Şimdi bunu ekrana nasıl sığdırırız? Ekranda nasıl görürüz? Yazıyla ilgili düzenlemeleri nasıl yaparız? Onları görelim. Hemen sağ tarafında, bu pencerenin hemen sağ tarafında text properties, text özellikleri ile ilgili bazı ayarlar var. Kaydırma çubuğuyla bunu aşağı doğru indirdiğimde görüyorsunuz text ile ilgili birçok özellik, değişken var. Şimdi bunları tek tek ne olduğunu görelim. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Font seçeneğini görüyorsunuz. Eğer bilgisayarınızda çeşitli fontlar yüklü ise istediğiniz fontu, bilgisayarınıza yüklü olan istediğiniz fontu buradan seçerek, bakın Arial fontunu seçtim ya da Bell fontunu ya da Calibri fontunu seçtim. Dilediğiniz fontu buradan seçerek yazı şeklini değiştirebilirsiniz. Yine burada size komutuyla dilediğiniz büyüklüğe getirebilirsiniz yazınızı. Ya buradaki fix rakamları siz seçersiniz ya da buradaki kutucuğa bu listede olmayan rakamları elle girerek yazabilirsiniz. Aynı şekilde yazım diziliminin yatay mı dikey mi olduğunu buradan belirleyebilirsiniz. Genelde horizontal kullanılır. Burada yine yazı tipiniz burada seçiliyken yazı grubunuz buradan bold, italic ya da underline, yani altı çizilmiş olarak belirleyebilirsiniz. Burada da tab durakları sola mı yaslı olsun, ortaya mı yaslı olsun ya da sağ tarafa mı yaslı olsun şeklinde seçeneğiniz var arkadaşlar. Fill color seçeneğinizde ise içindeki yazının, yani yazının hangi fontta
yazılacağını buradan belirleyebilirsiniz. Buradan renk paletinden dilediğiniz rengi seçerek şuradan hafif sarımtırak bir portakal rengi bir hafif sarı ton seçiyorum. Bakın hemen anında değişiyor. İsterseniz burada farklı yani bir renkten diğerine gradyent bir geçiş de uygulayabilirsiniz. Buradan dilediğiniz kadar renk belirleyerek bu geçişi sağlarsınız. Bakın ben iki renk belirledim burada. Hemen ikinci renk siyah olduğu için burada sarıdan siyaha doğru bana bir gradient yani yavaşça bir geçiş sundu. İkinci rengi de buradan kırmızıya doğru ya da şöyle lila rengine doğru açarsam gördüğünüz gibi sarıdan lila rengine doğru bir yumuşak geçiş yapmış oldu. Bunu tekrar bir de tutalım, tek renk yapalım ve ilk rengimizi beyaza alalım. Şuradan dilerseniz direkt beyazı seçebilirsiniz. Şöyle seçtim. Yine beyaz olsun. Dilerseniz buradan transparanlık verebilirsiniz. Transparanlık miktarı arttıkça buradan görüyorsunuz. Yazımız zemin üstünde kayboluyor. Sadece konturları kalıyor. İsterseniz yazınızın üstüne bir tekstür bindirebilirsiniz. Yine burada edge ayarımdan kenarda oluşan bu kontur dediğimiz siyah çizginin miktarını belirlersiniz. Ben biraz fontu büyütmek istiyorum. Daha net gözükmesi için 30'du. Ben bunu 36 yapayım. Şöyle arkadaşlar. Lefke Avrupa Üniversitesi. Şimdi dikkatli bakın. Bu edge ayarını ben değiştirince buradaki kenardaki kontur dediğimiz siyahlık azalacak ya da çoğalacak. Buradaki ayarları değiştirerek bakın şu anda herhangi bir şey yok. Sıfırda hiçbir edge olmadığı için ama 2 numara yaptığımda şöyle hafif bir kontur çekmiş oluyorum yazıma. Daha hoş gözüküyor bence ya da siz dilerseniz hiç koymayabilirsiniz. Yine bu uyguladığımız kontura, edge özelliğine farklı renklere geçiş yapabilirsiniz. Burada renk miktarını seçip aynı zamanda yönelimi de belirleyip bu dolgu renginde de aynı şekilde eğer farklı renkler kullanırsanız değişecek rengin yönünü de buradan tayin edebilirsiniz arkadaşlar değiştirerek. Yine tekstür dosyası koyabiliyoruz konturumuza da. Aynı şekilde yazımıza bir gölge de uygulayabiliriz. Gölge seçeneğini tıklayarak bakın hemen bir gölge koydu yazının altına. Gölge ayarlarıyla da burada değişiklik yapabiliriz. Buradan mesela ben siyah ya da gri seçiyorum. Şurada yeni değiştirdiğim renk burada. Bakın aksi olsun diye çok şey bir renk seçeyim. Kırmızı yaptığımda gölge mesela burada hemen yeni gelecek renk bana budur diyor. Yine dediğim gibi burada hemen sıralı renk paletinden dilediğiniz rengi hemen bir tıkla ulaşabilirsiniz. Buradan hafif gri olmasını istiyorum. Bakın hafif gri bir ton gölgeye yakaladım. Gölge kendi yazısından biraz çok uzak. Yine buradaki değerleri kullanarak ben o gölgeyi kendisine biraz yaklaştırmak istiyorum. Şöyle bakın. Şunu da biraz yaklaştıralım. Şöyle. Evet. Görünürlüğünü de biraz azaltabilirsiniz. Şuradan. Daha realistik durması için. Heart rate özelliğini de biraz arttırarak hafif gölgeyi şöyle yumuşaklık verebilirsiniz. Aynı şekilde soft rate'i de şöyle bu özelliklerle kendisine biraz daha cazibeli
diyebileceğimiz hoş hale getirebilirsiniz. Transparanlığı da biraz şöyle azaltalım ve uzaklığını da birazcık eksiltelim. Heart rate'i şimdi biraz düşeceğim. Şöyle ki, şöyle soft, belli belirsiz bir gölge elde ettim arkadaşlar. Ama dilerseniz tamamen tıklayarak bu özelliği de kaldırabilirsiniz. Seçim sizin, tasarımınıza göre burada değişiklik özellikler yapabilirsiniz. Bir altta yine emboss seçeneğim var. Bunu tıklayarak yazınıza böyle bir derinlik verebilirsiniz. Blur'da da yazınıza blur verme imkanınız var arkadaşlar. Yani netliği bozma diye şöyle tabir edeceğimiz hafif blur verebilirsiniz. Ya da arttırabilirsiniz bunu. Sizin tercihlerinize göre. Bu hazırlamış olduğumuz cihazı direkt buradan kendi pop-up menüsüne File'dan Save komutuyla tıkladığımızda ne oldu görelim. Direkt gördüğünüz gibi yazı filmimin üzerinde ve yazıya ait dosyam, klip dosyamda şöyle göstereyim biraz uzatarak. Hemen text layer'ında gördüğünüz gibi yerini almış durumda. Edius'ta derli toplu çalışmak dedik. En son hangi bin penceresinde hangi klasör aktif ise direkt olarak yeni açtığımız sekanslar, title'lar onun içine girer. Gördüğünüz gibi burada kendine ait bir isim verip title'ı en son aktif olan klasörümüzün içine attı. Yine buradan title'lar için ayrı bir klasör açalım biz. Ve adına title diyelim. Ve kampüsün içine atmış olan o title da bu title klasörün içine atmış olalım. Böylece buraya almış olduk. Şimdi bu title gördüğünüz gibi kendi başına sonuna bir sonraki derste göreceğimiz efektleri de atarak burada izliyoruz. Yazımızı eklemiş olduk. Şimdi bu yazıyı filmin üstüne yazdığımız yazıyı alt yazı eklemek için de kullanabilirsiniz. Ya da farklı ünvanlar, kişilerin adları, title'lar vesaire, rol caption olarak da kullanabilirsiniz. İkinci oluşturma yöntemim yine burada ilk derslerde anlatmıştım. Şurada hemen create title ikonumu tıklayarak yine başka bir resim getireyim ekrana. Şöyle bir üniversitemizden farklı bir görüntü ve bu ikonu tıklayarak diğer alt bölümlere uğraşıyorum. Bakın burada create title in T1 track seçeneğini tıklayarak yine title yaratma pencereme ulaşıyorum. Farz edelim bu filmin sonu. Biz artık filmin sonunda ne yaparız? Genelde filme emeği geçenler, filme katkıda bulunanlar, filmde aktif çalışanlar isimlerini aşağıdan yukarıya doğru akan bir yazı şeklinde görürüz. Edius bunu otomatik olarak yapıyor. Onu nasıl yaparız? Onu yine sağ taraftaki özelliklerden bakın. Title type'dan buradan role from bottom'ı seçerek bir akar yazı oluşturabiliriz. Onu da hemen yapalım. Text ikonum burada seçiliyken buradan yazıyorum. Lefke, Enter'e basıyorum. Avrupa Üniversitesi. Tekrar Enter'e basıyorum. İletişim Bilimleri Fakültesi Lavu TV. Yine bu yazıyı seçerek yazı ile ilgili bazı düzenlemeler yapalım.
İlk önce fontumu değiştiriyorum. Fontumu kalibriye çevirdim ve bunu bold yaptım. Daha sonra burada bakın center tabı seçiyorum ki tüm yazıların böyle ortalanmış olduğunu görüyorum. Bakın right tab yaptığımda tüm yazılar sağa doğru yaslanmış. Left tab'a yaptığımda, seçtiğimde tüm yazıların sola doğru yaslanmış olduğunu görüyorum. Center tab benim için uygundur. Ve bunu şöyle aşağı getiriyorum. Burada da bakın bazı yardımcı araçlarım var. Şimdi böyle göz kararı bunu ortaya sağa sola almaktansa hassas olarak bunu yapabilecek burada bazı ayarlarım var. Birinci olarak şurada görüyorsunuz. Center vertically komutuna tıklıyorum. Kenarındaki küçük oka basılı tutarak horizontal olarak yani dikey olarak da gördüğünüz gibi yazımın tam olarak birebir olarak ortalanmasını sağlıyorum. Yine file komutuyla şuradan save diyerek roll caption'ımı yani akar yazımı oluşturuyorum. Bakalım şuradan izleyelim. Gördüğünüz gibi roll caption'a ait CryptosChem burada. Bakın. Evet. Bunu biraz uzatıp hızını düşürebilirim. Bakın şimdi daha yavaş bir şekilde geçecek. Bu tip akar yazıların hızını ayarlamak istediğimde hemen kenarından tutup trimleyerek ilgili yazı klibinin hızını düşürmüş olurum. Bakın şimdi hızı düşmüş olacak. Gördüğünüz gibi akar yazımın hızı gayet yavaşlamış biçimde akıyor. Burada söylemek istediğim bir şey daha var. Dilerseniz siz bu title layer'larını video layer'larına da taşıyabilirsiniz. Sonuçta bu da bir videodur. Ama bunu önermem. Çünkü Adios'un kendine özel bu title layer'ı Adios'a has özellikle bir yapıdadır. Ve sizin daha hızlı çalışmanızı sağlar. Eğer Adios harici Photoshop ya da benzeri bir programda title getirdiyseniz o zaman onu diğer bir üst layer'da bir farklı video layer'ında kullanabilirsiniz. Size önerim Adios'un kendi title'ını kullanıyorsanız mutlaka buradaki title layer'ında olmasına özen gösterin. Bununla birlikte yine dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere.